Merhaba akıllı çocuklar, romatizmal kapak hastalıklarından bugün mitral kapak hastalığı ile ilgili kısa bir sunum yapacağız. Burada ilk bölümde genellikle mitral darlığı ile ilgili bilgiler konusunda size aydınlatacağım. Kapak hastalıkları da herhangi bir şekilde kapak tutulumunda, kapakta darlık yani stenoz, yetmezlik yani rejürtasyon olabilir. En sık tutulan kapak ise mitral kapaktır. Ve mitral kapakta romatizmal kalp hastalıkları içerisinde yaygın bir şekilde görülmektedir. İkinci olarak sunulan kapak ise aort kapaktır. Ender olarak triküspit kapak. Çok seyrek pulmoner kapak görülebilir. Ama asıl söz konusu olan burada bizim daha önce söylediğimiz gibi mitral darlığını göreceğiz. Mitral kapağın anatomisine baktığımız zaman mitral kapağın anatomisinde bizi ilgilendiren birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi mitral kapak aort ve pulmoner kapağının aksine pasif olarak çalışan bir kapak değil. Aktif olarak ventrikülden köken olan papiller adeleler ve bu papiller adelelere bağlı olan korda tendineaların kapakçıklara yapışmasıyla beraber oluşan bir mekanizması vardır. Böylelikle ventrikül kasıldığı zaman papiller adeleler de kasılarak korda tendineaların birlikte mitral kapağın açılması ve kapanması işlemi gerçekleştirilir. Eğer mitral kapak romatizmal kapak hastalığında olduğu gibi eğer komüsürlerde füzyon yani yapışma ve aynı zamanda kapakta fibrotik kalınlaşma söz konusu olduğu zaman kapağın efektif alanı daralır. Böylelikle de mitral darlığı tablosu ortaya çıkar. Mitral kapaktan bahsederken daha önce de söylediğimiz gibi kalbin fibroz iskeletine yani ana temel yapısına bakmak lazım. Bu anal temel yapıda 4 kapağı görüyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere mitral kapak, triküspit kapak, aort kapak. Aort kapak olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü aort kapaktan çıkan koroner ostiumlar ve koroner arteriler var. Yanında pulmoner kapak var. İşte bahsettiğimiz kalbin fibroz iskeleti sol fibroz sürgün yani left fibroz sürgün ve right fibroz sürgün tarafından aorta mitral kapak arasında oluşan bir yapı var. Bu oluşan yapı kapakların hepsini bir arada tutan gördüğünüz üzere komşuluğu da gayet açık bir şekilde görülüyor. Bir tarafta mitral kapak, bir tarafta aort kapak, bir tarafta da triküspit kapak var. İşte bu fibroz iskelet her zaman kapaklarla ve kalp anatomisiyle ilgili bir konuda bahsettiğimiz zaman hatırlamamız gereken ilk ana konu. Kalbin ana iskeleti bu. Kalbin ana iskeletinin üzerine embriyolojik olarak kalbin gelişimi tamamlanmaktadır. Mitral kapakta lifletler varımız var. Lifletlerimize kapakçık tadını veriyoruz. İki lifletimiz var. Anterior ve posterior lifletler. Ve aralarında birbirlerini bağlantı sağlayan komüsürler var. Ve aynı zamanda papiller adeleler var. Biraz öncekinde gördüğümüz gibi. Bunlar anterolateral ve posteromedial papiller adeleler söz konusu. Korda tendineyalarımız var ve bu korda tendineyalarımız kapaklara yapışıyor ve kapakların açılıp kapanmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda aortla mitral kapak arasında da bir komşuluk var. Burada gördüğünüz gibi mitral kapağın anterior lifleti sol koroner kaspla, non koroner kaspla komşu. Yani herhangi bir şekilde aort ve mitral kapak arasında kesin bir sınır yok. Aslında aort ve mitral kapak arasında mitral anterior lifletle sol koroner kaspla, non koroner kasp arasında bir bütünlük söz konusu. İşte bu bütünlüğü de burada görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada musküler septum var. Yani ventrikülleri birbirine ayıran septum söz konusu. Ve burada mitral kapağın anterior lifleti var. Ve burada gördüğünüz üzere non koroner lifletle sol koroner liflet arasında bir bağlantı var. Bu bölge membranous septum. Membranous septum'un özelliği ne? Membranous septum'un özelliği bunun içerisinde AV nodun bağlantı yapısının geçmesi ve bu bölgede meydana gelebilecek herhangi bir cerrahi travmalar sonucunda da aslında blok gelişme şansı. Eğer biz mitral stenozdan yani mitral darlığından bahsediyorsak ilk akla çarpan çarpıcı hadise hastaların yüzünde meydana gelen, yanaklarında meydana gelen eritemdir. Bu eritemle ilgili olan görüntüye de facies mitralis adını vermekteyiz. Bu mitral darlığı hastalar için tipiktir. Mitral stenozda darlık nedeniyle mitral kapak normal şekilde açılamaz ve kapak alanı düşer. Kapak alanı düşmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi füzyon yani komüsürlerde birbirine yapışıklık ve onun sonucunda da kapak alanının efektif alanının daralması söz konusu. Aşağı yukarı 4-5 cm kare kadar gibi bir kapak alanı vardır. Ama bu 2'ye ve 1'e kadar düşebilir ve 2'ye 1'e düştüğü andan itibaren de hastalık semptomları artar. Darlık nedeniyle kan kapak yeteri kadar açıklık sağlayamadığından dolayı sol atriumda birikir ve bunun sonucunda da sol atriumda bir genişleme söz konusu olur. Bu bizim temel patolojimiz. Sol atriumdaki genişleme ileride hastada normal sinüs ritminden atrial fibrilasyona geçişe de neden olabilmek.
Ülkemizde en sık romatizmal kalp hastalığına bağlı olarak kapak hastalığı mitral darlığını söylemiştik. Ama kapakta sadece mitral darlığı olmayabilir. Çünkü hem darlık hem de yetersiz örneği gösterebilir. Çünkü bunlar ventriküler sistol ve diastolünde ikisi de birbirinden farklı fizyolojik özelliklere sahip olabilirler. Mitral kapağın değişik bölümlerinde inflamasyon sonucu fibrozis kalınlaşma, kalsifikasyon kireçlenme ve bunun sonucunda mitral kapakta da darlık söz konusu olur. Bakın burada gördüğümüz bir mitral kapak var. Bu mitral kapak sol atrium duvarı böyle bombe yapmış gibi görünüyor. Ve gördüğünüz gibi mitral kapağın komissürlerinde bir yapışıklık var ve bunun sonucunda bu ortada gördüğünüz alan oldukça azalmış. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi bir kalsifikasyonlar var. Bu sarı renkli olan şeyler. Gene komissürler fizyona uğramış. Bu komissür nispeten bir parça paçayı kurtarmış gözüküyor ama burada kalsifikasyonlar mitral kapağın kapak alanını oldukça altmış durumda. Bakın burada gene mitral kapağın iyice füzyon olduğunu, bakın komissür son derece füzyon gösteriyor. Bu bir parça daha net göremiyoruz. Ama kapak fibrozis var, kalsifikasyon var ve hatta burada ufak bir delik var. Yani liflette, kapakçıkta perforasyon meydana gelmiş. Eğer taze bir inflamasyon meydana gelmişse küçük vejetasyonlar olabilir. Bunlar genellikle inflamatuar hücreleri içeren ve aynı zamanda emboliye neden olabilecek şekilde kolayca parçalabilen yumuşak yapıda patolojilerdir. En iyi tanı yöntemi ise ekokardiyografidir. Ekokardiyografide kapağı rahat bir şekilde görme imkanına sahipsiniz. Bakın buradaki kesitle sol parasternal uzun aksiste bütün yapıları görebilmektesiniz. Şurası right ventricular aftal tract, yani sağ ventriküle çıkım yolu. Burası sol atrium ve mitral kapağı görmektesiniz. Aynen burada olduğu üzere. Bakın burada da mitral kapakta kapağın üzerinde bir takım fibrotik halkalar var. Bunlar stenotik mitral kapak olduğunu bize göstermek. Mitral darlığında kapağı değerlendirmek için söz konusu olduğu zaman bakın burada kordotendinalardan küçük hooklar kancalar amacıyla çekiliyor ve komissüre bir insizyon yapılıyor. Bu komissürotomi. Ve aynı zamanda eğer bağlantının altında yani korda tendinalarda yapışıklık varsa aynen benzer şekilde oraya da insizyon yapılarak kapağın striktürel yani darlığa sebep olabilecek olan patolojiler teker teker ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Gene burada gördüğünüz üzere bakın komissürlerde füzyon işaretlenmiş. Biraz mitral kapak kalınlaşmış ve fibrotik görünümde. Burada ileri derecede kalınlaşmış ve kalsifiye bir mitral kapak var. Daha önce gördüğü resimde gördüğümüz gibi füzyona uğramış komissürler ve kalınlaşmış fibrotik yer yer kalsifik yapıların görüldüğü bir mitral darlığı patolojisi görülüyor. Şimdi mitral darlığında temel olan hadise şu. Mitral kapakçıkların ve kordoların diastolde iyi açılamaması söz konusudur. Bunun sonucunda sol atriumda kan birikiyor ve sol atrium basıncı yükseliyor ve sol atrium hipertrofiye uğruyor. Sol atriumun gelişmesine bağlı olarak sol atriumda meydana gelen stas ve basınç artışı pulmoner venlere ve pulmoner artere yansıyor. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan tablo pulmoner hipertansiyon. Yani hastanın pulmoner arter basıncı artıyor. Pulmoner arter basıncının artmasıyla nedeniyle direkt olarak sağ ventrikül hipertrofisi oluşuyor. Ve ileride hastada sağ kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Mitral darlığında atrial fibrilasyonda bahsettiğimiz gibi sol atriumda staza bağlı olarak trombüsler oluşabilir. Ve bundan kopan parçalar arteriyel embolilere sebep olabilir. Bazen mitral darlığının ilk belirtisi aritmi, atrial fibrilasyon olsun veya olmasın serebrovasküler olay. Yani giden bu embolilerin beyne gitmesi ve hastada bir serebrovasküler felç olayının ya da buna benzer nörolojik semptomların ortaya çıkması görülebilmek. Klinikte darlık derecesi önemli. Daha önce söylemiştim size normalde 4-5 santimetre kare. 2 santimin altında semptomlar ciddileşir. 1 santimetre karenin altı ise ameliyat demektir. Ama 2 santimin altında olsa dahi hastanın semptomu, ritmi, atrial fibrilasyonu girip girmediği, eforla ilgili bir sıkıntısı olup olmadığı mutlaka sorgulanması gerekir. Hastalarda temel olarak dispne dediğimiz hadise meydana gelir. Yani nefes darlığı ve atrial fibrilasyon ve çarpıntı hissi ve bunun sonucunda ortaya çıkan yorgunluk ve halsizlik tablosu hastalarda gözlenmektedir. Klasik facies mitrali görünümü de olabilir ama her zaman için şart değil. Günümüzde biz facies mitraliyi o kadar sık görmüyoruz. Sol atrium hipertrofisi ve ona bağlı olarak ses kısıklığı, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve bronş kapillerinin rüptürü sonucunda da hemoptizi yani kan kusma dediğimiz daha doğrusu öksürük ve balgamla kan gelme dediğimiz hadise söz konusu olabilir. İşte yine burada facies mitralimizi görmektesiniz. Yaygın bir şekilde hastanın hem burunlarını hem yanaklarında olan eritem facies mitrali bu hastayı gördüğünüz zaman bu hastada bir mitral darlığı olduğunu söylemek mümkündür.
Romatizmal kapak hastalıklarında ana patoloji söylemiştik mitral stenoz. Romatizmal kalp hızlarının %25'inde mitral stenoz görülmektedir. %40'ında ise hem mitral stenoz hem de yetmezlik görülmektedir. Söylediğimiz gibi 1 cm karenin altında ciddi stenoz söz konusu olmaktadır. Eforla birlikte hastada dispne, nefes darlığı ortaya çıkar. Ritim normal sinüs sisteminden afiye dönmesiyle beraber semptomları artar ve biliyorsunuz afiye tek başına kardiyak artıda %20-25 oranında düşürebiliyor. Bu yüzden önemli. Ve aynı zamanda hastanın pulmoner arter basıncının artması da uzun dönemli. Hastada pulmoner hipertansiyon olması da hastanın riskini artıran faktörlerden birisidir. Mitral darlığında ilk romatizmal hastalıktan sonra aşağı yukarı 20-40 yıllık bir latent periyot vardır. Yani diyelim ki 10-15 yaşları civarında bir romatizmal ateş geçirdi. Ondan sonra hafif bir kardit oluştu 3 ay sonrasından itibaren. Ama zaman içerisinde ilerleyen dönemler ve tekrarlayan streptokok enfeksiyonlarıyla beraber 20 ila 40 yaş civarında 40 sene sonra bu hastalarda ilk belirtiler, semptomlar ortaya çıkabilir. Ve bunlarda semptom ortaya çıktığından itibaren 10 yıllık sağ kalım oranı %50-60'tır. Eğer asemptomatikse hastalarda survival oranı beklenici üzere artmaktadır. Semptomları progresyon olmayan olgularda bir parça daha iyi, %60 civarında 10 yıllık şey. Ama eğer sınırlayıcı semptomu varsa, yani efor disiplinesi ilerlemişse, o zaman bu hastalarda survival çok düşüyor. Ve özellikle bizi en çok ilgilendiren şey hastaya eşlik eden pulmoner hipertansiyon ve atrial fibrilasyon. Bu tür hastalarda beklenen yaşam süresi 3 yıl gibi çok ciddi düşmektedir. Mitral darlığında temel hadise biraz evvel söylediğim gibi progresif bir kalp yetmezliği oluşması, sol atriumda oluşan trombüs ve bunun sonucunda atrial fibrilasyon ile emboli oluşması ve serebrovasküler olay hastanın mortalitesindeki en önemli nedenlerden bir tanesidir. Pulmoner emboli de görülebilir fakat bunun ötesinde hastalarda defektif bir kapak olduğundan dolayı bu hastalarda efektif endokardit gelişme şansı da oldukça yüksektir. İlk bulgumuzu söylemiştik, nefes darlığını söylemiştik. Hemoptize bronşların rüptüre olması sonucunda öksürükle beraber balgamda da kan görülmesi söz konusu olabilir. Paroksismal noktürnalitiste geceleri ortaya çıkan özellikle kronik bronşite ve pulmoner hipertansiyona bağlı bir semptomdur. Bazen pembe köpüklü balgam tarzında akciğer ödemi de görülebilmektedir. Aynı zamanda bu hastalarda pulmoner enfarkta bağlı, yani trombüsle beraber trombüsün pulmoner venleri tıkaması sonucunda gelişen infarkta bağlı hem hemoptizi hem de ani ciddi hemoroji ortaya çıkabilir. Ama bu çok ileri durumlarda söz konusu. Bazen sol atrium basıncının artışına bağlı olarak duvarları dilate olan bronşiyel venin yırtılması sonucunda da hemoptize meydana gelebilir. Bu hastalarda sık olmasa da anjina görülebilir. Hipertansiyon da eşlik edebilir. Hastaların %20'sinde serebrovasküler olarak tromboemboli söz konusudur ve bu hastaların %10-15'i eksi olabilirler. Ve bunlara baktığımız zaman biraz evvel söylediğim gibi mitral darlığındaki en önemli olay atrial fibrilasyon mevcut olmasıdır. Atrial fibrilasyon tek başına tanısı konduğu andan itibaren hastanın antikoagüle edilmesi gerekir. Çünkü bir kez tromboemboli gerçekleştiği zaman %25 oranında bunun rekürensi olduğunu mutlaka hatırlamamız lazım. Bazen antikoagülan tedavide, yani kumadin uygulanmasına karşın hastalarda hala serebrovasküler olaya neden olabilecek rekürent tromboemboliler görülebilir. Ve tabii ki buradaki embolilerin en büyük sebebi kökeni sol atriumdan köken alan trombüslerin beyine gitmesi ve beyindeki karotis damarlarının ve ana damarları tıkaması sonucu meydana gelmesidir. Yani hastalarda aslında normalde serebrovasküler olay adını verdiğimiz felç durumu meydana gelmeden periferede kollara ve bacaklara arteriyel emboli meydana gelebilir ama %50 oranında hedef beyindir. Mitral stenozlarda söylediğimiz gibi tekrar ediyorum çok önemli %30-40'ında atrial fibrilasyon görülebilir ve AF olduğu zaman bakın 10 yıllık survival'ı %25 halbuki sinüs sisteminde %46 bu çok önemli. Akut atrial fibrilasyon tedavisinde digoksin, kalsiyum kanal blokörleri, beta blokörler, hastanın antikoagüle edilmesi ve gerektiği şekilde de eğer cevap vermiyorsa kardiyoversiyon uygulanması söz konusu olabilir. Buradaki en büyük sıkıntı kronik atrial fibrilasyondan ziyade daha önceden normal sinüs durumu olmuş fakat kısa zamanda akut atrial fibrilasyon gelişmiş hastalarda 24-48 saat içerisinde ciddi bir serebrovasküler emboli şansı yüksektir. Eğer hasta antikoagüle edilmemişse kardiyoversiyon yaptığınızda dahi yüksek emboli riski söz konusu olabilir. Onun için hastayı mutlaka antikoagüle etmek gerekiyor. Kardiyoversiyon sonrası en az 3 haftada mutlaka hastanın kumadin kullanması gerekiyor. Ama eğer atrial fibrilasyon düzelse dahi 3 hafta kullanması gerekiyor.
eğer düzelmemişse de kronik dönemde kumadin kullanması söz konusu. Ama biliyorsunuz kumadin iki ucu keskin bıçak. Yani hem kanama yapıyor hem de pıhtılaşmayı azaltıyor ve atrial fibrilasyonda emboli şansını düşürebiliyor. Sistemik embolizasyonun önlenmesi bizim temel hedefimiz. Bu temel hedef içerisinde %10 ila 20 oranında bu hastalarda atrial fibrilasyon görülebilir. Ve bu hastalarda bir ay içerisinde de serebrovasküler olay olma şansı yüksek. Ve aşağı yukarı gördüğünüz gibi %15 ila 40 oranında da rekürans söz konusu olabilir. Ve atrial fibrilasyon başladığı andan itibaren nasıl ilk bir ay içerisinde %30'un üzerinde bir serebrovasküler olay görülüyorsa bir yıl içerisinde de bu oran devam etmektedir. Yani kısacası atrial fibrilasyon çok ciddiye almamız gereken bir hadise. Atrial fibrilasyon olan hasta mitral kapak darlığı olsun ya da olmasın ve ileri yaşlarda da yaygın bir şekilde görülüyor. Onun için atrial fibrilasyonu her zaman ciddi almak gerekiyor. Kardiyoversiyon hastanede yapılması gereken bir işlem ve hastanede yapılması gereken işlem yoğun bakımda monitorizasyon şartları altında hastaya kardiyoversiyon yani düşük akımlı bir düşük voltajlı bir elektrik akımı verilerek hastanın sinüs ritmine dönmesi sağlanmaktadır. Bakın görüyorsunuz burada bir atrial fibrilasyon var. Kardiyoversiyon uygulandığı andan itibaren hastada normal sinüs ritmi oluşabiliyor. Ve burada söz konusu olan hadise bunun normal bir defibrilatörle yapılmaması veya defibrilatörler artık günümüzde hepsi ağır dalgalarını algılayabilecek tarzda saptanmış ve böylelikle senkronize bir elektrik akımı verilmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde verdiğimiz elektrik akımı hastayı fibrile edebilir. Mitral stenozlu sol atrium dilatasyonu pulmoner arter basıncındaki bakın artışı görüyorsunuz. Pulmoner arter bildiğin hale gelmiş. Ve bugün çok eski bir teknik bu. Bu özofagogramla beraber bakın burada incelen sol atrium genişlemesiyle beraber özofagusa bası yaptığını yani sol atriumun genişlediğini gösteren bir grafiği burada görmektesiniz. Bu artık çok tarihi bir şey. Bunun yerine transözofajyal ekokardiyografi dediğimiz yeni teknikler kullanılabiliyor. Yeni ekokardiyografi teknikleri transtorasilin olan haricinde bir prop yutturularak özofagustan proplo sol atrium ölçümü yapılabiliyor. Bu çok kesin tanıyı verebilecek nitelikte bir şey ama akciğer filmine baktığınız zaman bakın görüyorsunuz hastanın kardiyomegalisi var. Pulmoner hulyus belirgin yani pulmoner hipertansiyonu var. Burada da sol atriumun çift kontürünü yarı görebiliyoruz. Dolayısıyla bu aslında mitral stenoz açısından bizim için önemli bir olabilir. Gene bakın burada gördüğünüz mitral stenozda sol atriumun çift kontürü. Bakın sağ atriumda büyümüş ne kadar büyümüş. Büyük olasılıkla bu hastada sıklıkla mitral darlığına eşlik edilen bir tricuspid patolojisi de vardır. Ve tricuspid patolojisi de bizi hastanın ciddi mitral darlığı olduğunu gösterir. Çok büyük bir kalp söz konusu. Ve hatta bakın burada perikarta kalsifikasyonlar meydana gelmiş. Sol atrium auriklüsü burada da çok belirgin hale gelmiş. Dolayısıyla biz buna baktığımız zaman bu hastanın ciddi bir romatizmal kalp hastası olduğunu görme şansına sahibiz. Buradaki çift kontürü de görüyorsunuz. Sağ atrium ve sol atrium kontürü ve kalp büyük. Ve bakın burada bakın hastada da bir mitral prostatik kapak var. Yani daha önceden ameliyat edilmiş bir mitral darlığı hastası. Peki mitral stenozda bizim ne gibi seçeneklerimiz var? Tabii ki medikal tedavi var ama dediğim gibi atrial fibrilasyon, kapak alanının çok azalması ve ciddi efor risklisi olan hastalarda perkütan, kasıktan girerek balon mitral valvüloplastiği ile kapak alanı genişletilebilir. Veya çok eski tekniklerle kapalı mitral komisurotomi dediğimiz açık kalp ameliyatına gerek duymadan yani kardiyopulmoner bypass'a gerek duymadan komisurotomi yapılabilir. Veya açık görerek bu füzyona uğramış komisürler biraz önceki slide'da biz türle kestiğimiz gibi mitral komisürotomi yaparak korde tendini alarak popliter adaları serbestleştirerek kapağın açılıp kapanmasını çok rahat bir hale getirebiliriz. Mitral tamiri de söz konusu olabilir ama mitral tamir özellikle mitral valvüloplasti hastalarda mitral yetmezliği de varsa gündeme gelmektedir. En son kertede ise mitral varveplasman yani kapağın tümüyle değişmesi söz konusu olabilir. Burada bakın perküten mitral valvüloplastiği görmektesiniz. Burada venden giriliyor. Inferior vena cava'dan geçiliyor. Septum deliniyor. Septum delindikten sonra sol atriuma geliniyor. Ve sol atriumda kapalı olan kapağın içerisinden balon geçiriliyor. Ve şişirtilerek, dilate edilerek sonuçta bu kapağın açık alanı daha efektif hale getiriliyor. Yani kapağın efektif açık alanı artırılıyor. Bakın burada
bu gördüğünüz işlemlerin teker teker anjiyografide saptanmış durumu ve en son karede de şu gördüğünüz kapağın tamamıyla dilate olduğu durumu yansıtmakta. Dilate olup kapak açılıyor. Mitral kapak cerrahisinde söylediğimiz gibi kapalı mitral komistrotomi, açık mitral komistrotomi, anüloplasti, kordoplasti, kordoların tamir edilmesi ve kapak replasmanı yapılmaktadır. Kapak replasmanında da mekanik kapak kullanılabiliriz, bioprotez kapak kullanılabiliriz veya kapak nakli yapılabilir. Son olarak da robotik endoskopik mitral tamiri de gündeme gelir. Peki tarihçeye bakacak olursak tarihçemizde ne var? Tarihçemizde bir kere 1902 yılında Bruton ilk defa mitral darlığını tanımlamıştır. Cutter ve Levin 1923 yılında bakın Apex'ten bir bıçakla girerek mitral stenozu açmışlardır. Ama bu çok ciddi riskli. Hastada hem sol atrium aurikulasından girip de yapılabilecek bir sisteme gerek duyulmuştur. Çünkü Apex'ten ventrikülden girip bıçakla açmak gerçekten çok ciddi bir risk. Onun üzerine TAPS kendi dilatatörünü geliştirmiş ve bu dilatatörle hem sol atriumdan hem sol ventrikül Apex'inden girilerek biraz evvel yaptığı gösterdiğimiz balon mitral valvuloplastinin daha mekanik ve daha brutal bir işlevini uygulamıştır. Daha sonra tarihte 1923 yılında özellikle daha basit bir işlem olarak sol atrium aurikulasından parmak sokularak mitral kapak ileri geri genişletirme imkanına sahiptir. Buna da dijital kapalı mitral komistrotomi adını veriyoruz. Parmak kullanılıyor. Daha sonra 1950 yılında Lillay kardiyopulmoner bypassla mitral yetmezliği tamiri yapmıştır. 1960'da McCoon ilk defa korda türüptürü tamiri yapmıştır. 1961 yılında da Star ilk defa balonlu kafesli kapağı mitral pozisyonuna yerleştirmiştir. 1971 yılında da Alain Carpentier mitral ring uygulamasını gerçekleştirmiş ve özellikle mitral yetmezliğindeki sınıflamayı bizlere tanıtır. Kapaklara baktığınız zaman kapaklarda ilginç bir durum var. Birkaç tane onu söylemem lazım. Kapaklar bir mekanik kapaklar var. Bir de aynı zamanda doku kökenli kapaklar var. Mekanik kapaklara baktığınız zaman mekanik kapaklarda toplu kafesli kapaklar artık tarihi oldu. Monoliflet yani tek bir liflete sahip olan kapaklar var. Onlar da tarihi oldu. Artık fizyolojik olarak bir liflet. Nasıl mitral kapak kendisi bir lifletse bizim takacağımız kapak da burada gördüğünüz gibi bir liflet olursa bizim için fizyolojik olarak daha olumlu sonuçlar vermektedir. Hayvan dokusuyla ilgili olan bulgulara gelince bir kere hayvandan köken alan kapakların hepsi veya olan greflerin hepsi xenograftır. Bunlar domuz ve sığır perikardı esastır. Eğer insandan eğer bir kapak alıyorsak ve insanın kendisinden alıyorsak bunlar otograft kapaklardır. Eğer gene insandan ama kendisinden değil başka birisinden alıyorsak buna da homograft kapaklar adını vermeliyiz. Peki kapağımızın neler olması lazım? Bir kere kapak takacağımız kapağın bir uzun ömürlü olması lazım. Kolayca yerleştirmek çok uygun olan bir şey. Kalıcı olması lazım. Pozisyonda bir değişiklik, rejenerasyon olmaması gerekiyor. Ve yüksek bir akımla karşı karşıya kaldığı için düşük türbülansta yüksek akıma izin vermesi gerekiyor. Türbülansı çok şiddetli olursa o zaman çok işimize yaramaz. Özellikle hemoliz meydana gelebilir. Dolayısıyla kapak bizim taktığımız zaman hastaya faydadan çok zarar meydana getirebilir. Kapalı durumdayken kendim yetmezlik olmaması lazım. Geriye kaçağa izin vermemek gerekiyor. Pıhtı oluşmasına eğilimi olmaması gerekiyor. Gradienti yani iki chamber arasında, iki bölge arasında herhangi bir basınç gradienti olmamalı. Olsa bile sıfıra yakın olması ve çok düşük olması gerekir. Aksi takdirde hastada devam eden bir mitral darlık patolojisi vardır. Çevre dokularla iyi bir şekilde tolere edilmesi gerekiyor. İmmünolojik bir yanıtı olmaması lazım. Antijenik özellik taşımaması gerekiyor. İşte burada gördüğünüz bütün bunların hepsi teker teker bir kapağın, ideal bir kapağın olması gereken özellikler. Tabii bunun içerisinde hastaların en çok sevdiği de kapağın sessiz çalışma özelliğidir. Bakın burada kapalı mitral komistrotomiyi görüyorsunuz. Bu dijital mitral komistrotomi. Dijital mitral komistrotomide dijital KMK, dijital kapalı mitral komistrotomi. Kapalı demek hastada kardiyopulmoner bypass'ı gerek yok. Bakın burada gördüğünüz üzere parmakla sol atrium aurikulasından kapak görülüp ileri göre komistürler genişletilmeye çalışıyor. Burada gördüğünüz aletin ismi işte bu TAPS dilatatörü. TAPS dilatatörünün gördüğünüz gibi o da brutal. Ventrikül apeksinden giriyor ve sol atrium aurikulasından da aynı zamanda siz parmağınızla dilatatörü yerleştiriyorsunuz ve bu dilatatör açılıyor. Yani dijital kapalı mitral komistrotominin daha iyi bir versiyonu olarak kabul edilir TAPS.
Açık mitral komissürotomide ne yapıyoruz? Bakın açık mitral komissürotomide füzyona uğramış olan komissürler bisküviyle kesiliyor. Tamamıyla açıklık artırılmaya çalışıyor. Gerekirse aşağıda korda ve popüler adelideki kalsifikasyonlar da serbestleştirilip böylelikle kapağın hareketi hem liflet düzeyinde hem de subvalvüler aparatta yani kapağın altındaki düzeyde gerçekleştirilebiliyor. Mitral valvüloplasti, bakın bu gördüğümüz renklerimiz, bu renkler kapakta yetmezliğe sebep olduğundan dolayı anülüse yerleştirilerek U şeklinde olanları var, tamamıyla sörküler olanları var. Kapak dokusu desteklenerek, genellikle burada söz konusu olan mitral yetmezliğindeki patoloji sonradan geleceğiz. Posterior aniler dilatasyondur. Yani posterior lifletin olduğu anülüsü bölgesi dilete olmuştur. Dilete olduğundan dolayı kapakta bir açıklık ortaya çıkar. İşte bu posterior aniler dilatasyonu bu U şeklindeki ringle biraz daha daraltılarak kapağın orijinal konumuna getirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle lifletlerin kooptasyonu düzeleceği için hastada da yetmezlik kaymaktadır. Kapaklarımıza bakalım. Bakın burada gördüğünüz kapak bir Yorkshire'li kapak. Bir Yorkshire'li kapak eskiden tarihi olarak kullanılan bir kapak. Dikkat ederseniz tek bir lifleti var. Dolayısıyla bu bir monoliflet kapak. Yine bir şekilde monoliflet kapağımızı görüyorsunuz. Bu da toplu kafesli kapak. Şnorkellerde kullanılan sistemin aynısı buraya yansımış. Dünyada şimdi artık günümüzde çok yaygın olarak kullanılan kapaklar var. Bunların içerisinde St. Jude, Sorin, ATS dediğimiz kapaklar söz konusu ve bütün bunların hepsi biliflet kapaklar ve biliflet daha fizyolojik kapak. Bioprotez xenograftlerde bakın sığır perikardından yapılmış bir kapak söz konusu burada. Burada da bir de domuz perikardından kapatılmış bir kapak söz konusu. Tüm mekanik protez kapakların hepsini burada görmektesiniz. Değişik kapaklar var ama günümüzde kullanılan kapaklar 3 aşağı 5 yukarı bütün dünyayla kullanılan kapaklarla aynı. Bir de şöyle bir olay söz konusu. Genellikle hastalar kapak kullanıldığı zaman işte Çin malı kapak olmasın, yerli kapak olmasın, işte Amerikan kapağı olsun gibi laflar söylenir. Ama bütün dünyada eşdeğer kapakların hepsi Türkiye'de de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de takılan bir Çin kapağı yok. Türkiye'de takılan yerli bir kapak yok. Bütün kapakların hepsi ithal. Ve bir de kapağı olanların çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi MR'a girebilir mi diye sorarlar. MR'a girmesi söz konusu olan hastalar için söylemeyecek tek şey var. 1997 yılından sonra Türkiye'ye ithal edilen tüm kapaklar MR compatible'dır. Yani bu kapakların MR'a girmesinde bir sakınca yoktur. Mekanik ve bioprotez kapak arasındaki değişimi nasıl yapabilir? Bir kere mekanik kapak en sık tercih edilen kapak çünkü çok uzun süre kullanılabiliyor. Kan akımı daha iyi ama antikoagülasyona gerek var. Kumadin kullanıyoruz ve kumadinin komplikasyon olarak kanama ve emboli gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir. İnfektif endokarditte mekanik kapak kullanmayı tercih etmiyoruz. Aslında mekanik kapaklarda bir açılma ve kapanma sesi, bir klik duyulabilir. Ama bir müddet sonra hastalar buna alışmaktadır. Peki bioprotezde kapak ne söz konusu? Bir kere antikoagülasyon tehlikeli olan yaşlı ve hamileyi kullanan kişilerde özellikle bioprotez kapak tercih edilebilir. Çünkü kumadin biliyorsunuz mekanik kapakta mutlaka kullanılması gerekiyor. Eğer bir mekanik kapağınız varsa kumadin şart. Ve kumadin biliyorsunuz 8 haftalık dönemde teratogenez yapıyor. Yani eğer hamile kalırsa bir kişi kumadin de kullanırsa bebekte özellikle defekler, ciddi hasarlar meydana gelebilir. Dolayısıyla bu hastalarda ileride eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorlarsa o zaman bioprotez kapağı seçmek daha uygun olur. İnfektif endokarditte de mekanik kapağa göre çok daha iyi sonuçlara sahip. Antikoagülasyon gerekmiyor. Bu çok önemli özelliği. Belli bir süre sonra bozulabileceği söyleniyor. Fakat bu dejenerasyon daha düşük oranlarda görülmektedir. Ama siz bir hastaya bioprotez kapaktan bahsediyorsanız bunu zaman içerisinde vücudun kendi yapısıyla ilgili olarak bozulabileceğini söylemek söz konusu. Tabii ki bir avantajı da bioprotezlerin sessiz olmasıdır. Bakın burada bir mitral valvüloplastisini görmektesiniz. Burada toplu bir kafes kapak söz konusu Star Edwards. Bakın burada da bir liflet bir kapak var. Kapak yerleştirilmiş. Tek tek dikişlerle kapak tamamıyla rezeke edildikten sonra yani hem kapak bütünüyle çıkartılıyor hem de popüler adelere kesiliyor. Burada önemli bir konu var.
Kestiniz bu popüler adelelerin aslında normalde ventrikül fonksiyonuna etkisi olduğu söyleniyor. Etkisi olduğundan dolayı da lifletlerin korunmasından ziyade popüler adelenin korunması, su valvüler aparatın korunması daha ideal. Eğer mümkünse posterior lifleti koruyarak ve aynı zamanda kapağı da bu geride kalan dokunun üzerine dikerek ileride hastanın sol ventrikülün daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bakın burada bir mitral kapak çıkartılmış. Gördüğünüz gibi perişan durumda bir mitral kapak. Ne kadar sert, kalsifik, tamamıyla komisyonlar füzyona uğramış ve yaygın kalsifikasyonları var. Ve onun yerine de takılmış cici bir kapağım var. Mitral bioprotezler var. Mitral bioprotezler özel olarak hazırlanmış olan bir protez kapaklar. Bu bioprotez kapaklar da günümüzde kullanılmaktır. Mitral valve plasmanında hastaya nasıl yaklaşacağız? Sol atriotomi ile yaklaşacağız. Klasik olarak sol atriotomi yapabiliriz. Veya transseptal yani interatrial septumu keserek mitral kapağa ulaşabiliriz. Veya superior septal diye yaklaşım dediğimiz yaklaşımı uygulayabiliriz. Şimdi bunlarla ilgili bilgilerimiz söz konusu. Bakın burası sol atrium ve sol atriumu görmektesiniz. Sol atrium ve mitral kapağa erişebilmek için sol atriumu açmamız gerekiyor. Fakat burada gördüğünüz superior vena cava ve inferior vena cava'nın kolonileri ve sağ atrium var. İşte bu sağ atriumla sol atrium arasında interatrial groove söz konusu. Buna Sondergaard planında adı verilmekte. Bu Sondergaard planı eğer iyi bir şekilde diseke edilirse burada önümüzde sol atrium için geniş bir alan oluşmakta. Ve buradan sol atriumu keserek yani sol atriotomi yaparak mesafe kazanabiliriz ve mitral kapağa ulaşmamız daha kolay olabilir. İşte bunun aslında en temeli burada görülüyor. Bakın Sondergaard planında sol atrium üzerinde 2 ila 4 santim kadar ilerleyebiliyoruz. Çünkü sağ atriumun kendisi sol atrium üzerinde devrilmiş durumda. İşte bu devrilmeyi ortadan kaldırarak araya girerek ve atriotomi insizyonunu daha yukarıya taşıyarak mitral kapağa rahat bir şekilde oluşmamız mümkün oluyor. Çünkü bazen bu sol atriumlar normalde 4,5 santim gibi çok genişlememiş oluyor ve dolayısıyla mitral kapağa ulaşmakta sıkıntı olabiliyor. Ama genel olarak eğer bu Sondergaard dediğimiz planı uygulama şansına sahipseniz ve bu planı kullanabiliyorsanız o zaman mitral kapağa daha rahat ulaşabilirsiniz. Birkaç trik daha var. Örneğin superior vena cavaları biraz diseke edebilirsiniz. Inferior vena cavaları serbestleştirebilirsiniz. Pulmoner venleri benzer şekilde serbestleyebilirsiniz. Kendi tarafınızdaki perikardı asabilirsiniz. Ve kalbin ardına 2-3 tane sponge koyarak arkadan sol atriumu kaldırma şansına sahipsiniz. Ve böylelikle kapağa daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sol atriumu daha brutal bir şekli var. O da şu. Bakın burada sol atriumu görmektesiniz. Sol atrium superior vena cavanın altında aorta komşuluğunda devam ediyor. Genişlemiş bir şey söz konusu. Bazen burada superior vena cavayı da tamamıyla transekte ederek sol atriotomiyi yukarıya doğru uzatma şansına sahipsiniz. Ama biraz evvel söylediğim gibi değişik varyasyonlar var. Bu varyasyonlardan bir tanesi. Ama illa da superior vena cavayı kesmek şart değil. Çok da uygun bir yaklaşım değil. Sol atriotomi bakın burada görüyorsunuz pulmoner arterinin altından ilerliyor. Aortaya doğru geçiş söz konusu. Aortanın altından daha doğrusu ilerliyor. Dolayısıyla kapağa ulaşabilmek için bu atriotomiyi genişletebiliriz. Superior'a doğru ilerletme söz konusu. Bakın sol atriotomi burada yapılacak. Sol atriotomi yapılacak ama sağ atriotomi yapılmış ilk önce. Sağ atriotomi ve burada fossa ovalis var ve fossa ovalisinden bir kesiyle sol atriotomi ilerlerseniz bu transseptal bir yaklaşım. Yani interatrial septumu kesmiş oluyorsunuz ve interatrial septumu kestiğiniz andan itibaren de direkt olarak sol atriuma giriyorsunuz. Bu transseptal bir yaklaşım. Eğer buradan sağ atriotominin başlangıç yerini de kesip aşağıya doğru inerseniz transseptali biraz daha genişleme şansına sahip oluyorsunuz. Buna da superior extended yani superior doğru genişleyen transseptal yaklaşım adına verilmektedir. Bugün günümüzde özellikle küçük atriotomilerde, küçük atriumlara sahip olan da hatta mitral valvuloplastilerde yaygın olarak kullanılan bir şekil söz konusu burada. Yalnız burada söz konusu olan durumlardan bir tanesi şu. Bu bölgede özellikle bazen sinüatriyalin adının ufak arterleri olabiliyor. Bunlar kesintiye uğradığı zaman hastada ileride ritim problemi söz konusu olabilir.
Ama ilk başlarda korkulduğu kadar fazla yüksek oranda aritmi bu hastalarda düzelmez. İşte bakın gördüğünüz burada sağ atriumumuzu açmışız. Sağ atriumumuzda trikuspid kapağımızı görmüşsünüz. Bakın burası böyle. Ve septumu da açıyorsunuz. Ve septumu açtığınızdan da itibaren aşağıda mitral kapağı görüyorsunuz. Yukarıya doğru sol atriumun domu burası. Yani kubbesi. Burayı da aşarak septal atriotomimizi ilerletiyoruz, genişletiyoruz. Yani extended bir septal atriotomi oluyor. Superior'a doğru da uzattığımızdan dolayı bunun adı superior extended septal yaklaşım olarak adlandırılmaktadır. Gayet kullanışlı, uygun ve rahat bir şekilde kapağa müdahale etme şansını size vermektedir. Değişik sol atriotomi tipleri de var. Bu sol atriotomi tiplerinde bakın gördüğünüz gibi sağ atrium açılmış, aşağıda da sol atrium açılmış. Arasında direkt olarak açabilirsiniz. Buna Dubois adı veriliyor. Fakat çok uygun kullanılan bir şey değil. Bu değişik atriotomi tiplerinden ziyade özellikle Sondergaard planını hatırlatmak isterim. O planda ilerlediğiniz zaman ufak atriumlara bile müdahale etme şansınız var. Veya superior extended transseptal atriotomi ile de çok rahat bir şekilde mitral kapağa müdahale etme şansınız var. Dolayısıyla bu ikisi yeterli olur. Sol atriotomi gördüğünüz gibi yapılıyor. Genellikle oblik yapabilirsiniz. Sağ atriotomiyi yaptıktan sonra transseptal fossovalis üzerinden açabilirsiniz. Yalnız burada dikkatinizi çekmem gereken bir şey var. Tehlikeli bir bölge. O da burası koroner sinüs. Koroner sinüse sakın bulaşmamanız gerekiyor. Koroner sinüsten önce bu septal şeyi fossovaliste sonlandırmanız gerekiyor bu kesiyi. Zaten bu yaptığımız kesi de septum secundum üzerinden yapılan bir kesi. Yine dediğimiz gibi üstte Dubois'in benzeri şeklini görmektesiniz. Böylelikle vertikal bir insizyonla hem interatrial septum hem de sol atrium açılmakta ve böylelikle kapağı görme şansına sahip olmaktasınız. Evet, şimdilik bu mitral darlığı ve sol atriotomi konusunu bitiriyoruz. Bunu bitirdikten sonra bir sonraki dersimizde mitral yetmezliği konusunda çalışacağız.